bana bak. Reyhan'ı arayıp haber vermiş miydin? Ha, onu unuttum ben. Dur hemen arayayım. İnşallah evdedir. Evdedir canım. Nerede olacak? Alo Reyhan, ne haber? Pardon, tanıyamadım. Ben Firdevs. Şimdi hangi Firdevs? Menkıbe Hanım'ın kızı Firdevs mi? Yoksa Mansar Bey'in kız kardeşi Firdevs mi? Her ikisi de zaten aynı Firdevs oluyor. Yani ben oluyorum Reyhancığım. Aa, merhaba Firdevs, ne haber? Yılbaşında bir planın yoktur inşallah. Olmaz olur mu? Var tabii ki. Evde oturup televizyon seyrederek gireceğim yeni yıla. Televizyonda dansöz çıkacakmış da. Reyhancığım, dansözlerden genelde erkekler hoşlanır. Kadınlar değil canım. Anne, şu kızla sen konuş Allah aşkına. Ya ben bu kızla telefonla konuşmaktansa Uçen'in bana boruyla sarımsak üflemesini tercih ederim. Deli etti beni hadi. Hadi ben bakarım. Alo Reyhan. Ben Menkıbe. Nasılsınız Menkıbe teyze? Sağ ol kızım, iyiyim. Bak ne diyeceğim. Yılbaşını masarlarda kutlayacağız. Sen de gelsene. Tamam o zaman, ben de geliyorum. İyi kızım, o zaman görüşürüz. Tamam hadi güle güle. Ay aman, nihayet anladı. Davulumun ipi kaytan, sırtımda kalmadı imtihan. Verin ağalar bahşiş verin, alayım sırtıma mintan. Hoppala. Ay bir yaşıma daha girdim. Bu ne hal Gazanfer Bey? Hem davulculuk hem de Noel Baba işi kaptım. Gazanfer Bey, görüşmeyeli gülmeniz ne kadar değişmiş. Yok canım, ben normal gülüyorum. Bakın. Noel Baba gülüşü. Noel Baba olduğum için öyle gülmem gerekiyor ya. Pek hoşmuş. Bakın bu yılbaşını masarda hep birlikte kutlayacağız. Siz de gelin, bekleriz. Gelmez miyim efendim? Şimdi müsaade ederseniz ben gitmeliyim artık. Hadi hoşça kalın. Güle güle Gazanfer Beyciğim. Davulun ipi kaytan, sırtımda kalmadım intihar. Ben karışık pizza yemek istiyorum. Pizza yiyeceğiz ya. Kız, ben siz yemeğe çıkmıyor musunuz? Ben çıkmıyorum. Eğer bu işi halledemezsem yemek niyetine Önder Bey'den fırça yiyeceğim. Afiyet olsun kanka. Sağ ol. Aman Allah'ım. Şuraya bak. Reklamda oynasın diye tuttuk, memleketin en iyi köşe yazarını getirdik. Adam yazılarında memleketi kurtarıyor. Burada şu ufacık koliyi kaldıramıyor. Adam haklı ha. Kaldıramaz da. Yeni yılı masajcımla beraber baş başa geçireceğim gözüm ablacığım. Çok mutluyum. Ya hadi gözün aydın Ruhsar'cığım. Gözüm abla, sen sabahtan beri ne yapıyorsun burada? Bu görmüş olduğum piyango bileti en büyük ikramiyenin çıkacağı bilet oluyor Ruhsar'cığım. Ve bu bileti benim fani kocam Saadettin çekecek. Bunun sana ne faydası olacak? Kalp hastası olan Saadettin'im büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrenince küt anında bu tarafta. Vay canına, sen işi bayağı ilerletmişsin be gözüm abla. Peki o diğer şeyler ne? Saadettin'imin ufak tefek günahları olduğu için benim yanıma gelmeden önce birazcık cehennemde misafir edilecek. Cehennemden çıktıktan sonra da her tarafı yanık içinde olacağı için ona bu yanık merhemlerini hazırladım Ruhsar'cığım. Akşam için sarayın özel Ramazan yemeği damla sakızlı süt dana kapama yapayım diyorum. Ne dersin? Hani yiyecektik anne? Doğru ya. O zaman hindi dolması yaparız. Anne, farkında mısın? Bir şeyler eksik. Yok canım, her şey tamam. Yemek için gerekli bütün malzemeleri aldık. Yok yok, yemek malzemeleri değil. Gel gel, göstereyim sana. Gel gel çabuk. Dur bakalım yine ne var? Ayrola. Bak. Nedir, bak, yılbaşı süslerimiz eksik. Ben en iyisi gidip alayım da evin her tarafını şöyle bir güzel süsleyelim anneciğim. Tabii ya. Herkes bizim masar gibi uyuşuk değil ki. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da yılbaşı çamını ta Ağustos ayında alır, saksıya diker, sular. Ondan sonra da yılbaşı gecesi kozalaklarını toplar, sabaha kadar da fıstıklarını ayıklar. Ya. Neyse, biz de kendi çöpümüzle bir şeyler yaparız. Hadi görüşürüz anne. Hadi güle güle bakalım. Bana bak, gecikme sakın. Yılbaşı günü sokaklarda süt, anladın mı? Tamam. Erken gel, sinirlendirme beni. Aman, şu Ramazan'la yılbaşının da aynı güne denk gelmesini bir türlü önleyemediler gitti. Ne olur sanki yılbaşını bir iki hafta erteleyiverseler. Tövbe tövbe, günahıma girdim ayol nedir? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma, görsün millet.
sağlık bu saçımı.